I'm moving up the street and feeling my heart beat no more, but I found my melody. I'll take one more piece, yeah. So I grab my teeth. Yeni bir videodan daha merhabalar, ben Ezgi. Bugün sizlerle yeni bir vlogda daha birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar diliyorum arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ya. Ben iyiyim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu videonun girişinde aslında bir önceki videonun son kısımlarına doğru koyacağım bir kısır tarifi vereceğim sizlere. Çekmiştim ama video yine çok uzun olduğu için bu videoya dedim bırakayım, bu videoda izleyin. Erikli, vişneli harika bir kısır yaptım. Limonunuz yoksa, buzluğunuzda da vişne varsa efendim, eriğiniz falan varsa mutlaka denemelisiniz. Önce onu izleyeceksiniz. Şimdi yemek yapıyorum. Fasulyeleri ayıkladım. Şöyle soğanları kavuruyorum. Patates falan da koyardım aslında ama kalmamış. O yüzden sade yapacağım salçalı. Ben böyle bu tarz sebze yemeklerinde et pek sevmiyorum. Kerkayasçım da pek sevmiyor. O yüzden et koymayacağım. Marketten çıktım, baktım arabadan biri sesleniyor bana. Bir tane takipçim, çok tatlı. Böyle yol üzeri 2 dakika konuşabildik sadece. Çok mutlu oldum ya. This teasing's gonna have to stop. I'm into pleasing your time, I don't bother. Şimdi ben kısırı yapıyorum. Ölçüsünü de vereyim size. Ben 1 su bardağı ince bulgura, yarım su bardağı sıcak su koyuyorum. Hep aynı ölçüyle yapıyorum. Bu ölçüleri de nefis yemek tariflerinden almıştım zamanında. Hep aynı yapıyorum. Mercimek köftesi de öyle oluyor. Şöyle kapalı bir borcama aldım bunu. Bunlar da yumuşayacak. Şimdi soğan kavuracağım. Bir tane soğanı böyle mümkün olduğunca ince doğradım. Salçayla soğanımı kavuracağım. Kavururken ben atıyorum bütün baharatlarını. Gördüğünüz gibi kavruluyor. Yemeğim de burada hazır zaten. Bunu böyle bayağı öldüreceğiz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Sizi buraya koyabiliyor muyum? Dolabın içine. Ay tabii ki de hayır Ezgi'cim. Ne marulumuz kalmış arkadaşlarım, ne de bir yeşilliğimiz efendim. Harika değil de ne? Neredeyse hiç yeşillik yok biliyor musunuz? Sadece dereotu var diyecektim. Dereotu da ölmüş. Böyle yeşilliksiz meyveli bir kısır olacak o yüzden. Sadece roka koyabileceğim. Rokalı, vişneli ve erikli bir kısır yapıyoruz arkadaşlarım. Çok enteresan. İlk defa deneyeceğim sizinle birlikte. Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Arkadaşlarım, bu alakasız çantamı alakasız kombinimle takmak isterim. Önce bir kargoya gideceğiz önce. Bir kargo vereceğiz. Ondan sonra pazar yapacağız. Bir takım şeyler alınacak efendim. Ondan sonra da gelinecek. Böyleli bir vlog. Hoş geldiniz. Bir tane kız çok tatlı kediyi seviyordu. Pazara gideceğiz. Ben bugün hiçbir şey yapmadım arkadaşlarım. Yani sabah 8-7.30'da falan uyuduk. Çünkü dün Gözde ve Murat aradılar, akşam bize geldiler, işte şey dediler, beni arıyorlar, diyorlar ki biz seni çok özledik, sana sarılmaya ihtiyacımız var, gelebilir miyiz falan dediler. Böyle dedi, tabii ki gelin, manyak mısınız? Çay falan koyduk, akşam onlar geldi, bayağı sohbet muhabbet ettik yani. Sabah 7'ye kadar biz Gözde'yle uyumadık. Konuş yani o kadar çok konuşacak şeyimiz oluyor ki gözdeciğimle. Dedikodular, şeyler bitmiyor efendim. Neyse, Murat uyuyakaldı, koltukta sızdı. Diyorum git odana yat. Yatmadı, salonda koltukta uyudu. Kerkayasçım tabii ki bildiğiniz gibi gece saat 1'de falan
Ben yatıyorum dedi. Gitti yattı neyse. Sabah da hepsi gitti. Ben de 7'de uyudum. Sonra 12'de falan uyandım. Uyandıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Oturdum öyle boş boş saat 3'e kadar falan. Sonra girdim kalktım bir banyoya girdim işte. Aşırı bir sıcak bugün. Ve aşırı bir cuma trafiği. İlaçlarımın da bu arada şeker ilacına başlayalı 2 gün oldu. Yarım yarım alıyorum. Doktor alıştıra alıştıra kullanmamı söyledi. İşte ilk 4 gün yarım, sonra sabah akşam yarım, sonra tam falan öyle bir şeyler. Şu an herhangi bir etkisini gördüğümü söyleyemem. Ama yemek yedikten sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Yani öyle çok büyük bir ağırlık ya da halsizlik durumum yok gibi. Öyle size birazcık pazarı da gösteririm. Çok aşırı bir şey almamayı planlıyorum. Çünkü taşıyamıyorum. Gerçi tam Kerkay Asya'mın böyle işten eve geliş saati. Belki kapıda falan denk gelirse onu yakalarsam o da güzel olabilir. Gidiyoruz. Al soğan 5 oldu al. Maydanoz git yanına 5. Şuradan. Veriyoruz 10 liraya. Arkadaşlarım elim kolum aşırı doldu. Taşıyamıyorum yani şu an artık. Kavun falan aldım. O yüzden Kerkayazcığım da eve gelmek üzereymiş. Dedim ki seni bekliyorum bebeğim yani bunları eve çıkmaca. Gelip almak zorundasın. Yakınlarda inşallah gelecek şimdi. Bunları vereceğim ona. Ondan sonra birkaç bir şey daha alacağım zaten. Çok aşırı bir şey kalmadı alacağım. Beyaz peynir alacağım. Patates alacağım az bir şey. Kanat aldım. Dedim böyle bir kanat yapayım. Yana da böyle bir kırmızı soğanlı, hardallı bir patates salatası yapayım. Az bir şey. Aha geldi. Geldi iki gözümün çiçeği. Yavuşumdum. Ben çok yoruldum. Taşıyamıyorum. Sen bunu mu bekliyordun? Evet. Alacak mı başka şeyler? Evet. Tamam bunları bana verirsin. İyi çok beklemedim seni. Tipine senin lan. Tipine senin. Of çok sıcak ya. Evet. Vallahi çok sıcak. Arkadaşlar bakın şimdi 500 tane kilit takacak motora 10 saat. Ağacı keserlerse? Hakikaten ya. Kesmezler herhalde bu ağacı. Sonra ikinci kilidi. Buraya taktı. 2. Kim kilodur atmış buraya ya? Allah kahretmesin ya. Baban ne kilodur? Burada en baba kilit de bu. 500 kilo. Tek başınıza taşıyamazsınız. 3 kişiyle falan anca taşınacak bir kilit yani. Titanyum ama. Çok ağır. 3 tane kilit takıyor. Direksiyonu da kilitleyeyim. Gerisi de artık Allah'a emanet. Bunca şeyden sonra. Ben direksiyonu kilitlemişim zaten. Tamam. Bu kadar. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyiyim ben de. Çok sıcak. Evet. Ne yaptın? Senin kargonu verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşkım şuradaki yumurtalara dikkat et, kırılmasın. Böyle çarpa çarpa taşıma. Erik mi bu? Erik. Kavun aldım. Onu da dolaba koyarsın. Rahat rahat tekrar devam edebiliriz kaldığımız yerden. $15 Kolay gelsin. Az önce şu soğandan aldım. Çok da almadım. 60 lira geldi. Evet arkadaşlarım eve geldim ben. Gördüğünüz gibi ay kız çok yoruldum. Oraya git buraya gel vallahi yeto. Şimdi azıcık soluklanacağım. Şöyle dolaptan buz gibi su çıkardım. Bunu içeceğim. Pazardan aldığım kirazlardan birazcık yıkadım. Şöyle çiğ kaju, çiğ badem falan almıştım. Bunlardan böyle birazcık atıştıracağım akşam yemeği öncesi. Çünkü şu an kendimi bayağı aç hissediyorum. Kerkayazcığım da dinleniyor zaten. Dinleneyim ondan sonra kalkarız. Şey yaparız. Yemek falan yaparız birlikte isterseniz. Markete girmiştim ben. Markette de çektim galiba bir şeyler. Gözümün önünde biri hırsızlık falan yaptı markette. Çok garipti yani. Tuhaf bir şeydi. Kaos. Kaos doluydu yani bugün dışarısı. Soğanın fiyatı birazcık canımı sıktı. Böyle bayağı doldurmuştum. O yüzden dedim ki 3-4 tane kalsın gerisini lütfen dedim. Çıkartır mısınız teşekkürler falan dedim. Böyle pazarcı böyle şok oldu. Yani 60 lira kırmızı soğan. Too much değil mi arkadaşlarım ya? Bilemedim. Siz ne kadar alıyorsunuz? Ben kırmızı soğanı çok severim. Hani bana kalsa hiç normal soğan bile almam. Her şeyi kırmızı soğanla yaparım. Çok seviyorum çünkü kırmızı soğanı. Ama bayağı pahalıymış. Kirazın saplarını da şöyle ayırıyorum. Bir ödem çayı bir şeyler yaparız ya.
Güzelmiş kiraz. Görüşürüz birazdan. Akşam yemeği hazırlıyorum. Şimdi böyle bir tane büyükçe, bir tane de orta boy kadar bir patatesi koydum, şu anda haşlanıyor. Şimdi kanatları yapacağım. Ya fırında yapacaktım, ocak çok batmasın diye. Fırında piştiği zaman da böyle üstü çok kuru, altı böyle ıslak ıslak kalıyor ya, onu da istemedi canım. O yüzden dedim tavada şöyle 1 kilo kanadım var. Buna böyle çok şey de yapmayacağım, soslama da yapmayacağım. Basit, hemen geniş bir tava alacağım. Şöyle bir tane kabağa hemen bunları aktaracağım. Üzerlerine tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber falan koyacağım. Direkt şey yapacağım. Arkadaşlarım, yani kanadın kilosu normalde 85 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaprak kanat dedikleri bir olay var ya, çok severim ben. Kerkayas da bayılıyor ona. Yani yaprak kanat dediğim şu. Bunun böyle biraz daha büyüğü oluyor hatta. Sadece bu. Şu but kısmının olmadığını düşünün yani. 180 lira dedi, biliyor musunuz? Dedim okey. Karabibersiz olmaz tabii ki. Karşı komşularımız da mangal yapıyorlar. Gerçekten yani. Uzatsan burada. Bizimkileri de atıverin 2 dakika. Şöyle. Bütün o koyduğumuz baharatlar işte her yerine gelsin diye. Şuradan yapışmaz tavuğu çıkaracağım. Aslında ızgara tavası da var ya. Onun teflonu çok ince. Ve yapışıyor yani, leş gibi. O yüzden böyle bir yapışmaz tava aldım. Acaba başlasam mı şimdi pişirmeye, yoksa biraz daha patateslerin yumuşamasını mı beklesem? Patates salatası zaten kolay bu arada. Biraz bekleyeyim. Bu arada ben hatta patates salatasının da gelin birlikte şeylerini doğrayalım. Size de göstereyim. Ben kuzenimden öğrenmiştim bu salatanın tarifini. Çok güzel, gerçekten çok lezzetli yapmıştı. Bir gün yemiştik yani. Ona sormuştum, dedim nasıl yaptın? Bana böyle tarifini vermişti sağ olsun. Sizinle de paylaşmak isterim. Kırmızı soğanlı, hardallı ve turşulu. Şöyle büyükçe bir kırmızı soğanımızı aldık. Aynı şekilde doğrayacağız. Gözlerim çok belaya attı. Üzerine bunun birazcık tuz. İşte acısını çıkaracağız. Artık bu kısmı sizde. Ne kadar çok turşulu istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Evet, güzel. Bunlar az kaldı. Yumuşuyor. Bir air fryer'ım olsaydı çok güzel olurdu. Şimdi bunun içine güzel hardal sokacağız. Ya göz kararı bir tatlı kaşığı kadar falan. Şöyle limon suyu, zeytinyağı gezdireceğim. Biraz tabii ki yine tuz, karabiber koyacağım şöyle. Şunun kokusunu bir alsanız var ya, müthiş kokuyor. Bakın bu böyle salatanın sosu gibi. Şöyle göstereyim size. Böyle görünecek. Gördüğünüz gibi. Patatesler birazcık soğusun. Bunları soyacağız, doğrayacağız ve karıştıracağız. Bir yandan da karotlar. Patlayıp duruyor abi. Ocak battı. Arkadaşlarım yemeklerimiz hazır. Burada crispy kanatlar var. Patates salatası da bakın böyle görünüyor. Ben siz görmediniz. Patatesleri doğradım böyle hemencecik içine. Ama aşırı sıcak. Asla esmiyor. Asla ve katta esmiyor böyle. Bunun şey var mı? Böyle mi alalım? Ama yabancı mısın be işte. Ayıp olur ya. Kime? Sana. Çok sıcak ama. Nasıl yiyeceğiz böyle? Güzel yiyeceğiz. Alttan al. Toplayacağım. Bankalardan mesaj gelip duruyor. Ne? Faizler artmış hep. Şey, suç biliyorsun değil mi artık? Ne? Böyle bir yasa çıktı. Mesela gidip kredi çekip dolar altın falan alamıyorsun. Öyle mi? Nasıl takip ediyorlar ki onu? Yani işte el altından falan yapmam lazım. Ama çok saçma. Böyle bir sistem var mı gerçekten ya? Var. Çocuk kredi çekti. Bundan 2 ay önce. Dolar altın falan aldı. Kâr etti yani. Kerkayazcığımla ekonomi köşemize hoş geldiniz. Yarın beraber temizlik yapacağız arkadaşlarım Kerkayaz'la. Artık beni şey yapamıyor, tartışacağımız zaman böyle en son ben yaptım ya da birlikte yaptık diyemiyor. Çünkü video çektiğim için elimde kanıt oluyor. O yüzden çok mutluyum.
Yarın mesai varmış. Hayır yok mesai falan yarın. Eve giriyorsun direkt. Dip köşe mi normal mi? Aşkım. Arkadaşlarım Gözde ile Murat şehir dışına gidecekler. İki günlüğüne. O siyah kedinin adı Goofy'di ya, Mars oldu. Onu hani bize mi bıraksınlar, biz mi gitsek falan onu konuşuyorduk da Karkaras'la. Karkaras da diyor ki hep beraber gideriz, kardeşi gelecek ya, terasta mangal falan yaparız diyor. Bir gelecekler, evin bütün eşyalarını, yerini falan değiştirmişiz kafamıza göre. Nasıl, iştah durumu nasıl? Doydum şu an mesela. Ha. Yok mesela sabah falan, gece acıkıyor musun? Yok acıkmıyorum. Sadece dün gece Gözdelerle sabaha kadar oturduğumuz için tabii bir midem hıyır hıyır etti. Ne yaptınız sabaha kadar ya? Gözde ile Murat düğün videomuzu izlemek istedi. Siyah hard diski arıyordum ben de. Evlenmeden önce yaptığımız çılgınlıkları anlatıyorduk birbirimize. Hiç anlatmadın sanki. Evet hiç anlatmadığımız şeyleri anlat. Anlatmadığı şeyleri anlattı Murat mesela. Bunları şu an paylaşamıyorum ama gerçekten çok şey, mühim şeyler kaçırdın yani tatlı. Anlatsana bana, kamerayı kapatın. Siz de merak edin. Salatası çok güzel. Beğendin mi? Bir kere daha yapmıştın ama o daha farklıydı bundan. Kapari vardı onda çünkü. Bak buna maydanoz çok yakışırdı. Ay dereotu koymayı unuttum. Maydanoz koymayı unuttum. Evet bir şey eksik. Arkadaşlarım unutmuşum, çok geç oldu diye. Allah kahretmesin ya. Renginden belli bir şeyler eksik yani. Ya. Ve siz koyun arkadaşlarım. Bir de pazardan taze nane falan aldım bunun içine katacağım diye. Allah seni ya. Neyse kahvaltıda yeriz. Afiyet olsun. Arkadaşlarım siz koyun buna, dereotu koyun, taze nane, maydanoz. Arkadaşlarım yatıyoruz biz. İki arkadaşımla oturduk. Bir şeyler izledik Netflix'te. Şu an saat 12. Valla aşırı aşırı uykumuz geldi. Yani ben zaten dün sabaha kadar gözleyicimlerle oturduğumuz için bugün de çok uyumadığım için bayılmak üzereyim yani. O yüzden yatak keyfi başlasın arkadaşlarım. Yarın sabah da temizlik partisi başlayacak. İyi geceler, iyi sabahlar. Günaaaaa! Arkadaşlarım nasılsınız? Nasılsınız ya? Şimdi kahvaltı. Dün pazardan aldığım yumurtalardan birini Kerkayas'cığım eve getirirken tabii ki kırmış. O yüzden bunu kıracağız bu sabah. Çok yeşillik aldım yıkanması gereken. Ama şu an hiç onları yıkamakla uğraşmak istemiyorum. Hiç yani. Yumurta kırayım. Biraz peynir, zeytin, domates ve yeto. Sonrasında da hemen bir ayeslerte ve ilaçlarımızı içireyim. Suyumuzu da içtiğimize göre. Kilomu söyledim size arkadaşlarım. Biliyorsunuz 95 kiloyum şu anda. Kilo saklamayı da yapmak istemiyorum. Çünkü o da psikolojik bir sıkıntı aslında işin özünde baktığınızda. 90 olsam ne olur? 85 olsam ne olur? 95 olsam ne olur? Zaten kilolu olduğumu görüyorsunuz. Rakamlara çok takılı kalmak yanlış bir şey bence. O savaşımızı da bence aşmalıyız. Çünkü ben hep bu rakam takıntısı bende her zaman vardı. 62 kilo olduğumda bile diyordum ki benim bir 5 kilo fazlam var. Yani inceciktim. Artık böyle vermemem falan gerekiyordu. Çökmeye başlamıştım. Hala bir 5 kilo fazlam var falan kafasındaydım. Tartıda o 62 rakamını görünce. Yani hiç gerek yok o yüzden takıntı yapmaya. Bugün 95 olurum, yarın 90 olurum. Kiloyu biz zaten çözmeye çalışıyoruz. Ben kilo vermeyi tekrar istiyorum. Bunun için de kendimi zorlamadan yeniden bir başlangıç yapacağım. Bunu da buradan duyurmuş olayım hepinize. Evde spor yapmayacağım uzun bir süre. Çünkü bundan çok sıkıldım. O yüzden yürüyüşlere başlamak istiyorum. Birazcık şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Yani birazcık böyle basit düşünmek istiyorum, anlatabildim mi? Biraz da yediğime içtiğime dikkat edeceğim. Ufak ufak başlayacağım. Bu seferki başlangıcım şey gibi olacak. Ben YouTube'a sağlıklı yaşam içerikleri üretmeye başladığım zamanki gibi olacak. Yani ben ilk 2 ay falan sadece yürüyüş yapmıştım. Ve yediğime içtiğime çok dikkat etmiştim. Ondan sonra Leslie ile tanışmıştım. Kış gelmişti çünkü. Dışarı çıkıp yürünecek bir hava yoktu yani. Kış zorluk çekmeyeyim diye Leslie yapmaya başlamıştım ama şu an zaten havalar gayet iyi. Ama şimdi bugün çok vırvır etmeden, abi kaç dakikadır konuşuyorum ya. Şu yumurtayı da pişireyim arkadaşlarım. Cleaning day! Kerkayasçığımla birlikte temizlik yapılacak. Biraz zeytinyağı koyayım tavaya. Şimdi arkadaşlarım, bizim yarın evlilik yıl dönümü kutlamamız olacak. Normalde pazartesi günü evlilik yıl dönümümüz. Ama pazartesi günü Kerkayasçığım çalışıyor tabii ki. O yüzden yarın bir kutlama yapılacak. Geçen yıl beni çok şık bir otele, fine dine bir restorana götürmüştü yemeğe. Hayatımızda yediğimiz en güzel mezeleri yemiştik gerçekten. Çok lezzetliydi. Çok şık bir yerdi.
bu sene ne yapılacağı konusunda hiçbir fikrim yok ama bana şunu söyledi. Mayalı yanına al dedi bana. Şık giyinmeme gerek var mı dedim. Öyle özel bir yere mi gidiyoruz dedim. Yok hayır, normal günlük giyinebilirsin dedi. Yani muhtemelen yüzmeli bir yere götürecek beni. Ya bir deniz ya bir havuz, tabii ki nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim bilmiyorum. Allah yumurta. Yumurta patlıyor. Ne oldu? Korçun. Korçun. Tarçını koparayım karışımı. Korçun. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi bu isim? Tamam be, tarçınsın sen. Sana yaşmamı falan vermeyeceğim. Senin de biraz diyet yapman lazım. Anlıyor musun? Aşkım. Şöyle yumurta. Ay şarjım bitiyor ya. Of, çok güzel koktu yumurta. Arkadaşlarım bunun yanına biraz peynir koyacağım. Kapatayım, tabağımı hazırlayıp göstereyim. Şarjımız mı durasınızdan? Tabağım hazır. Böyle gördüğünüz gibi tatlı bir kahvaltı tabağı hazırladım. Yanına bir ice latte yapacağım. Ondan sonra hemen ilacımı falan içeceğim. Sizi de orada biraz şarja koyayım. Ondan sonra görüşelim, olur mu? Bana afiyetler olsun o zaman. Temiz like. Mahvettikleri için soktum. Kabın molası. Hayal kırıklığına uğrattı kabın. Adama dedim ki, kötü çıkarsa hesaplaşırız dedim. Hafta yapacağım biliyorum ama. Light çıktı kabın. Kelek. Çok kötü. Kabın zamanı değil ki şimdi ama. Eylül'de falan güzel olur kabın. Arkadaşlarım koltukların minderlerini çıkarttık zar zor. Makinada yıkıyoruz şu an. Kavun ortasını yiyelim bence. Ortasını şöyle keseyim yiyelim. Orası tatsız. Bence tatlıdır. Toz şeker varsa. Aşkım saçmalama. Ya verir misin? Bal dök bari. Sen şuraya bir toz şeker versene. Allah seni ne yapmasın ya. Of, aslında şey olacak. Çikolata var. Olmaz be, saçmalama. Hayır sen ye, ben yemem şeker. Oo çok güzel. İyi hadi afiyet. Sen de yiyeceksin. Ben yemeyeceğim. Ne olacak bu kavun? Sen yiyecek misin? Sen benim yerime de yiyip bal döküp yalayacak mısın? Böyle şey adamlar var ya, elinde kavun bıçakla geliyor dükkana falan biliyorsun. Hadi birazcık da ballı yiyelim. Şekeri düştü ya gözün önüne. Çikolata dökelim tatlım direkt. Ben o çikolatayı sevmedim. Zıkkım ya. Oo tamam tamam. Şuralara da dökeyim bari. Aa şu an var ya, saçma sapan bir şey yapıyoruz. Ye yani. Aşkım işte ye. Ye tatlım afiyet. Oh bal gibi kavun. Kavun bal gibi çıktı ha. Salak. Halıyı zaten kaldırdık. Ondan sonra da sileceğiz. Çok bir şeyimiz kalmadı. Kerkay Asçı'nın mutfağı temizledi. Ocağı falan silmiş. Ben de nevresimlerimizi, işte kıyafetlerimizi falan hallettim. En son işte yine akşama falan banyoyu hallederim. Akşam da sizinle güzel bir cilt bakımı yapacağız. Çünkü yarın dediğim gibi size evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız. O yüzden ben de böyle birazcık bakım yapacağım. Bana bir sürprizi var beyefendinin. Ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Sürpriz geliyor. Ama bikini falan dediği için yüzmeli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Şeyi sordum dedim, hani akşamı için böyle bir planın var mı? Bir kıyafet bir şey alayım mı? Yok ya, yok ya. Çok soru soruyor ya. Yani illa ağzımla her seferinde bütün sürprizleri bozuyor böyle. Yok bungalov kiraladığınız hemen. Yok. Tamam bungalov. Onu dediğine göre öyle bir şey o zaman hocam. Yok işte ne? Kolyemi ver. Arkadaşlar geçen... Ne yapıyorsun? Bütün her şeyi açıklayayım şu an şuradan. Zanne bakıyorum ben. Bir şey mi? Geçenlerde beni soktu kuyumcuya. Diyor ki bu kolyelerden hangisi hoşuna gidiyor? Olabilir. Belki başka doğum günümde alacağım.
Yani bilemiyorum artık. Duşa gireriz, hazırlanırız ondan sonra bir kılımızı, tüyümüzü. Çünkü sakallarım yine Kerkayazcığımla yarışacak pozisyonda. Aşkım bir erkek olarak şu an bak iki defa söyleyeceğim sana. Benim böyle çene bölgemde falan çok tüylenme problemim var ya. Bu tarz şeyler seni soğutuyor mu benden? Yok canım, o kadar da çok yok yani ya. Yani bir... Beni şey yapmıyor yani, rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor değil mi? Hı-hı. O kadar. Hatta dalga geçiyorsun aşkım, sakalların çıkmış falan diye arada. Git diyor bir tıraş ol. Git diyor bir tıraş ol. Birini seviyorsa zaten herhalde böyle şeylerin önemi olmaz herhalde değil mi? Hele şükür. Hele şükür. Biz temizliğimizi yaptık Kerkayazcığım'la. Valla ev var ya gıcır oldu. Dip köşe her yeri temizledik. Ben de az önce dışarı çıktım. Bir de şunu aldım arkadaşlarım. Ton balığı, tahıllı. Bakın içinde bulgur var, mercimek var, şöyle biberler var galiba. Üstüne biraz limon sıktım. Çok lezzetli. Dünkü patates salatasına da şöyle dereotuyla maydanoz doğradım ama biraz fazla doğramışım galiba. Yeşilliğinden patatesler görünmüyor. Kerkayazcığım da fasulye yiyor. Böyle akşam yemeği keyfisi. Çok güzelmiş. Bu ya yağsız. Normalde ton balığı yağlı olur ya, süzeriz. Bunun hiç yağ çıkmadı. Çok güzel değil mi? Nasıl arkadaşlarım bu ışık? Aşırı terliyorum şu anda ama yüzümü bir noktada almam gerekiyor artık. Yani gerçekten yeter. Çok nem var. Büyük aynamı da Kerkayazcığım kırdığından mütevellit efendim. Küçük aynaya kaldık. Ondan sonra bir bıyık ve kaş faslı. Ondan sonra da banyoya girmem lazım. Sonra da bu videonun editini yapacağım. Yüzüme maske falan da yapacaktım aslında. Ama çok geç olacak ya. Belki bir kil maskesi yaparım yani sizin görmeyeceğiniz. Buralarımı aldım. Şu çene kısmımı. Ama asla gelmiyor biliyor musunuz? Çok canım yandı. Çok heyecanlı Kerkayaz. Bir an önce yarın olsun falan diyor. Bu arada ben bu videoyu birazdan kapatacağım. Hayal kırıklığına uğradınız biraz ama. Hafta içi izlersiniz. Yarın yeni bir vloga başlayacağım. Bakalım nasıl videolar olacak. Değiştirelim mi bu ışığı? Deniyorum. Şu an ben de editle merak ettim nasıl duracağını. Bana diyor ki ukulenin ukuleleli... Ukuleleni de alacak mısın diye sordu bana. Ben de alayım o zaman dedim. Duaya mı gidiyorsun? Nereye gidiyoruz arkadaşım? Gerçekten cumaya gidiyorum yani. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Gidiyoruz abi. Şey. Ucuz. Hiç bu arada öyle para göz bir insan değilimdir arkadaşlarım. Yani öyle yıl dönümlerinde büyük bir hediye falan öyle çok bekleyen biri değilimdir. Maddeye çok önem vermem. Maneviyat benim için daha kıymetlidir. Ama tabii ki 10 yılın sonunda insan bir maneviyat. Her oturup doğru konuşmak lazım şimdi de. Şimdi hemencecik. Bir iki tane gelmeyen var. Bunlar bile çok zor geliyor şu an bu arada. Yes! Bence daha fazla kurcalamayayım. Şuraları falan kaldı. Artık önemli değil. Evet arkadaşlar. Bir de son bir yeşil ışık yakalım mı? Ben videoyu burada kapatmaya karar verdim. Banyoya gireceğim. Banyodan çıktıktan sonra yüzüme bir kil maskesi yapacağım. Ondan sonra da oturup bu videonun editini yapmam lazım. Bir de onları çekersem yarın da biraz böyle erken bir saatte kalkmamız gerekecek. Çok uykusuz kalırım. Yarın da böyle çok sersem gibi olmak istemiyorum açıkçası. O yüzden videoyu burada kapatacağım. Çok kısa gösterdim size bu kısımları. Umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı, hala olmadıysanız artık lütfen bir 10.000 olalım arkadaşlarım ya. Bize böyle bir evlilik yıldönümü hediyesi verirseniz şöyle bir hemen... Abone ol tuşuna basarsanız çok ama çok mutlu edersiniz bizi gerçekten. Video hakkındaki fikirlerinizi de yorum olarak bırakırsanız etkileşimimizin artmasına daha çok yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz efendim. Hoşçakalın.